Merhaba arkadaşlar, Epic Games'te bu hafta serimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Epic Games bu hafta Midnight Ghost Hunt isimli oyunu bedava olarak dağıtıyor 8 Haziran saat 6'ya kadar. Oyunu Epic Games Store'un mağaza sayfasında her zamanki gibi ücretsiz oyunlar sekmesinde bulabiliyorsunuz. Buradan tıklayıp sayfasına gittiğimizde de şuradaki tuşa basarak kütüphanenize bedava bir şekilde ekleyebiliyorsunuz 8 Haziran'a kadar. Oyunun sayfasını bir inceledim. Şuradaki videolarına baktım. Oyun klasik bir saklambaç oyunu, hide and seek oyunu. Prop Hunt diye de geçiyor. Burada saklanan kişiler hani insanlar saklanıyor gibi değil de genelde ruhlar bir eşyanın içine giriyor. Arayan kişiler de hangi eşyanın farklı olduğunu, gerçek insan olduğunu anlamaya çalışıyor. Böyle yaygın bir konsept var. Bu tarzda hani oyunlar da var. Oyun modları da var hatta ünlü oyunlarda bildiğim kadarıyla. Bu da öyle bir oyun gibi duruyor. 4'e 4 oynanıyormuş. 4 kişi saklanıyor. 4 kişi arıyor. Gece yarısına kadar bulmaya çalışıyor arayan kişiler. Bulamazlarsa bu sefer onlar bir anda kaçmaya başlıyor. Bu sefer saklananlar onları kovalıyor gibi bir şeyler yapmışlar. Biz de bakalım gerçekten yapabilmişler mi? Şöyle bir menü karşılıyor bizi. Ayarlardan girdim. Öncelikle grafik ayarlarını ortaya kadar çektim. Biraz daha iyi gözükse oynardım falan derseniz oyun aklınızda bulunsun. Şu an orta ayarlarda oynuyorum. Profile bakalım. Profilimizde ne var? Burada istatistiklerimiz var. Yani hiçbir şey olmayacaktır şu an. Customize diyelim. Karakterimizde neyi değiştirebiliyoruz? Oyunun tanıtım videolarında da vardı. Bir tane silahımız var. Şeyleri, hayaletlere vurmak için. Bir tane gadget'ımız var. Yani bir eşya, hayaletleri bulmak için kullanacağımız. Bir de perk'ümüz varmış. Bu da özel hareket gibi bir şey herhalde. Ya da özelliklerimizi güçlendiren bir şey gibi duruyor. Verdikleriyle bir oynayayım. Bunlara çok bakmayayım şimdilik. Bir görünüş olarak ne var? Görünüş olarak hiçbir şey açık değil. Önce bir tutorial gördüm. Oradan bence bir başlayalım. Hem oyunu öğrenelim. Ver bakalım Hunter Tutorial. Bir sıkıntı var ama sıkıntı ne? Motion Blur mu var acaba oyunda? Motion Blur'ü kapattık. Kamera sallanıyormuş. Onu da kapattım. Tamam. Grafikler evet kötü gözüküyor da. Büyük ihtimalle benden kaynaklı. Tamam. Ayarlarımı yaptım. Hayalet dalınınca bizi ararlar diyor. Önce radarı gösteriyor bize. Yüksek ibre görürsen diyor. Hayalet vardır demek. 5 dakikamız varmış hayaletleri yok etmek için. Hayalet var. Saldırayım. Bunlar geri de canlanabiliyormuş. Öldürdükten sonra bir de süpürgeyle temizlemek lazımmış. İyi, ateş ediyorum burada sadece. Süpürgeyle burayı temizleyebiliyorum. Tamam. Nasıl çıkılıyor buradan? Gideyim ben. Exit. Tamam, dedi ki hayalet basıyormuş evleri. Biz de gidip hayaletleri temizliyoruz. Hayaletler tabii yakalanmak istemedikleri için eşyalara saklanırlar diyor. Aletlerin var diyor, onları kullan diyor falan filan. Şimdi de hayalet tutorial'a bakalım eşyalara nasıl girebiliyoruz onu bir göstersin bize. Burada da eğitimi hayalet veriyor. Başka eşyaların içine girebilir miyiz diye bakıyorum da şu an sadece sandalyeye izin verdi. Sandalyeyi döndürebiliyor muyum diye bakıyorum. Bir şey yapamıyorum gibi. R'ye bas diyor. Sabit durdukça ektoplazm üretirsin diyor. Fazla ektoplazm üretirsen seni daha kolay tespit ederler diyor. Yani sürekli yer değiştirmemizi istiyor. Güzel. Etrafta gezmek de riskli tabi. Bulunursan iki tercihin var, seçimin var. Ya savaşacaksın ya kaçacaksın. Kendini ileri doğru atabilirsin diyor, saldırmak için. Sağ tıkla şu an charge'lıyorum. 100 oldu mesela. Oha bayağı hızlı gidiyor. Ya böyle basıp kaçacaksın diyor ya da saldıracaksın diyor. İstediğin zaman hayalet formuna geri dönersin. G'ye bas diyor. Gece yarısı tam güce ulaşıyormuşuz. Eğer bir hayalet bile gece yarısına ulaşırsa bu sefer biz güçleniyoruz. Biz şeyleri, avcıları avlamaya başlıyoruz. Her hayaletin farklı özelliği varmış. Biz Phantom'mışız. F'ye basınca görünmez olduk. Biz de Shrine'dan özellik değiştirebiliyormuşuz. Şimdi ruh özelliğine geçeceğiz. Hasar alana kadar uçabiliyormuşuz. Bakalım. Oo bayağı uçuyorum ha.
Şakası yok. Şu gece yarısı formuna bir geçelim bakalım. Aa, nasıl saldırıyorum millete? Eşya mı olmam lazım? Ha, sağ tıkla saldırıyorum artık. Ruhunu emebiliyorum. Consume Soul. Ne oluyor? Ruhunu emince. Ha, bunlar hani yerde süpürgeyle süpürüyordu. Bizim de o versiyon herhalde. Ruhunu emme. Ruhunu emince yeniden canlanamıyorlar diye tahmin ediyorum. Bakalım, hiç bu tarz bir oyun oynamadım. Ne olacak göreceğiz. Önce botlara karşı oynasak mı bir tane? Çok uzun sürerse botlara karşı olanı biraz keserim. Çünkü burada önemli olan oyunculara karşı olan oynanış nasıl? Asıl ona bakmak lazım. Hazır mıyız gençler? Bota bak, yer değiştiriyor. Scroll'la ping location yapıyormuşuz. V ile emot yapıyormuşuz. Team chat falan var diyor. Q ile. Oyun çok çamur gibi gözüküyor ya. O bir artmaya başladı. Aha, buldum bir tane lan. Dur lan, kaçma. Aa, vallahi kaçırdım. Oğlum bu çok hızlı. Kaçırdım ha. Ay şerefsiz, Ali Cengiz oyunu yaptı bana. Ha, enayi. Neye girdi lan o? Ha, kill aldık. Lol. Oğlum benden başka bulabilen yok mu lan? 1,5 dakikamız kaldı. Sen misin lan? Vay şerefsiz, buradaymış valla. Burada değil miymiş? Oluyor lan, etraf arkamdan mı geçti o? Eyvah. Süre bitiyor, yakalayamadık. İyi, ben saklanayım bari burada. Şimdi 4 dakika biz bekleyeceğiz. Oğlum git lan. Canı var bunun. Öldü mü? İyi, ben yatış burada. Hop, yine buldu. Ama bunları öldürmek kolay. Sona ben kaldım da. Bakalım şu adamı kaldırabileceğiz mi yerden? Ölüyorum. Yerden kaldıramıyormuşum. Eşya lazımmış. Botlara karşı da kaybetmiş olduk. Çok şükür. Ulan 3 hayaleti ben vurmuşum zaten. Bizim botlar bir şey yapmamış ki. Bir de hayalet ver bakayım bana. Burada güzel yukarıda bir yer vardı, ben ararken çıkmıştım, oraya çıkayım. Şimdilik buna gireyim ya.
Şarkı falan açıyorlar bir de ararken. Bunlar beni bulamaz ha. Ben burada yatarım. Valla benim yanımda yattılar. Şimdi şampiyon kesilmezler herhalde. Bir hareket ettim. Sağ altta görüyorsunuz ektoplazm şeyi var. Yaydığımız enerji miktarı var. Hareket ettim bir resetlemek için. Şöyle biraz daha hareket edeyim. Bunların bir şey yapacağı yok. Böyle yatacağız ya. Şöyle hareket etsem. Oluyor ha. Vurma lan. Adam buldu beyler. Şöyle kaçayım, enerji olayım, atayım kendimi. Oha. Bayağı iyi fırlattım da yukarı çıkamadım. Bence bulamaz ya beni. Çok göz önüne saklandım. F'ye bassam peki? Oo, alet de görünmez oluyor. Çok iyi. Üstümden geçti. Güzel. Birine HS attım. Bir de görünmez olduk. Beş saniye kaldı. 5 saniye daha yaşarsam ağzına sıçacağım şimdi şunun. Heh, gel bakayım sen. Oğlum nasıl çıkıyorduk aletten? Heh, G. Gel gel. Şimdi ben göstereceğim sana. Vallahi kazandık ha. Bir de gerçek oyuncularla bakalım. Botlara karşı pek şey yapamadım. Oyunun ismini Reddit'e yazdım arkadaşlar. Bir bakayım ne demişler diye. Oyunun öldüğünden bahsetmişler. Yani çok oynayanı yokmuş. 2022 çıkışlı ama çok fazla tutunamamış. Bakalım şimdi Epic'ten gelen oyuncularla bir şansları daha var. Eyvah, arayan taraftayım. Ah, hayalet. Ghost over here. I saw a ghost over there. Kaçırdım vallahi. Oha. Oğlum masa oldu lan adam. Hayda, dayak yedik. Oğlum beni öldürüyorlar. Aa, öldürdüler valla. Oğlum iki kişi üstüme fena çullandılar ha. Nasıl iş abi bu? Hayaletler çok güçlü. Ben de oyunu 20 FPS'te oynuyormuşum zaten. Ha, birebir kaldı. Bizim adam yapıyor bu sporu ha. Mermi falan yeniliyor, bir şeyler yapıyor bak. Alacak gibi. Adam vallahi bırakmıyor ha. Vallahi adam tek başına bütün takımı temizledi.
Şimdi şöyle yapalım. Ben bir ayarları bir sonuna kadar kısayım. Evet, an itibariyle ayarlarımı en düşüğe almış bulunmaktayım. Hatta FPS'imi de açayım. Bakalım bu sefer makul bir FPS'te oynayabilecek miyim? Oyunun akıcı olması falan bayağı önemli gibi ya. Ama çamur gibi olmaması da önemli. O yüzden bilgisayarınız kötüyse sıkıntı gibi. Çünkü adam bir kere kaçmaya başladı mı yani oradan oraya atlıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor, fırlatıyor kendini falan derken kaçıyor yani. Alo. Hello, hello. Hello Hello my friend. I'm in the hallway. I'm in a hallway my friend. Lan ne insanlar var. You can't come here. You can't come find me. Come find me, cocksucker. Are you all ghost my friend? You all. Yo. I'm right next to you, man. My brother, I am here. Burada bir fazla enerji var ama üst katta mı acaba? Guys, you have yet to found me. You are stupids. İyi. Guys, I got away. I'm the door, guys. Bizde konuşan hayaletmiş galiba. Oğlum adam konuşuyor, hayalet konuşuyor, biz de yine bulamıyoruz. And you guys are blind. I am in the library. You're in the library. I only hear my. Adam bizi baitliyor oğlum, burada değil ki. You will never find guys, me. I am in the library. Come find me. You are not in the library, my friend. Hello, my friend. Hello, hello, I have found you. Nerede oğlum bu adamlar? Dalga geçiyorlar bizde iyice. What are you shooting at? I am right here, my friend. Abi bir şey buldum lan. Oh, I'm behind you, I'm behind you. Wait, I'm behind you. Look at me, look at me. Ooh. Oh no, there's two of you. I saw a ghost over there. Şerefsiz aşağı falan atladı. Yine kaybettim lan. Come on. I'm in the kitchen. Şuradan adamın sesi şuradan geliyor. You are almost here, man. Come back to the bathroom. You lost? You lost, fuck. You guys are so dead. You guys are so dead, bro. Nereden konuşuyor oğlum bu adam? Tell me, don't check. Don't check for my kailak kadar him. Oh, damn, he don't check. Lan. Çok zor takip etmesi ya. Hey, I'm a flower. No, I'm not a flower. I'm joking. I'm in the library. Library. Adamlar bizle dalga geçe geçe bitirdiler bizi. Saklanmaya başlayayım ben. I am here in the library. Help us my friend. We need a hint my friend. Eyvah. Çok pis. Çok pis zortlatacaklar bizi. Give me a second. Oh, you dead now my friend. I'm coming for you, manega. You are going to die. Toilet is gonna kill you. Wait, toilet. Toilet needs a kill. You are going to die. You cannot get away from us. I'm gonna teabag you. People are trash. People are hot garbage. Teabag, teabag, teabag. Man. Rezil olduk. Evet. Evet, bağıran arkadaşların lobisinden çıkıp ana menüye geri döndüm. Oyun gördüğünüz gibi bende kasıyordu. Yani bomboş mekanda gezerken sıkıntı yok da hareket eden bir şeyler geldiği zaman ekrana kasıyor. Ve böyle bir oyundan hani zevk alabilmek için de böyle su gibi falan akması lazım oyunun.
en kötü ihtimalle bence. Yani zıplayan nesneleri vurmak zor. Nesneleri takip etmek zor. Hayaletler kendini bize fırlatıyor falan gibi bir mekanik var. Yani hayaletler bizi öldürebiliyor. Güya biz onları avlıyoruz ama. Neyse, oyun böyleymiş. Yani belki arkadaşlarınızla toplanıp oynayabiliyorsanız güzel olabilir. Belki 2'ye 2 oynayabiliyorsunuzdur falan gibi. Öyle yani, diyecek çok da bir şey yok. Ben çok zevk alamadım oyundan ama siz tam da böyle bir oyun arıyordum diyorsanız buna bir bakın. Ama bunun galiba daha iyi alternatifleri var. Yani bu oyunun çok popüler olmamasının bir sebebi de böyle kasması olabilir. Siz yine de bir Prop Hunt falan yazın Steam'e, bir şeyler çıkar belki. Ya da internetten bir araştırın nasıl oyunlar varmış. Oyunu 8 Haziran saat 6'ya kadar kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. Hiç oynamayacak olsanız bile oyun hala erken erişimde. Bir noktada oyun iyi bir hale gelebilir. Ve o zaman almadığınıza pişman olabilirsiniz. O yüzden kütüphanenize ne olur ne olmaz diye ekleyin 8 Haziran'a kadar. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakmayı unutmayın ve hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Oyunla ilgili ekstra birkaç şey söylemek için gelecekten videoya girmiş bulunuyorum. Öncelikle şeyi söyleyeceğim. Hayaletlerin sesleri istedikleri yere yönlendirme gibi bir özellikleri varmış. Bir eşyanın içinde saklanırken ses şuradan gelsin diye bir tuşa basıp o taraftan konuşabiliyorlar. Son oyunda benim başıma geldi hatırlarsanız, sesin geldiği yere gittim ama hiçbir şey bulamadım gibi birçok olay yaşandı. Hayaletler o sırada o sesi yönlendirme özelliklerini kullanıyorlarmış. Bir eşyanın içinde saklanıyorken solda galiba tuş kombinasyonu var. Yanlış hatırlamıyorsam left shift ve C tuşuna basarak konuşursanız ses işaretlediğiniz yerden geliyor. Böyle bir özellik varmış. Bir de oyundan sonra yani birkaç test yaptım. Acaba benim oyun neden kasıyor? Video çekiyorum diye mi kasıyor yoksa başka bir sebebi mi var diye biraz araştırdım. Ve sebebi arkadaşlar şuradaki benim V-Sync'i açmış olmammış. V-Sync'i kapatınca high'da bile hani çok kasmadan oynayabildim. Ya kasmadan diyeyim hatta. Biraz daha oynanabilir bir hale geldi oyun. Sizde böyle bir sorun yaşarsanız V-Sync'inizi kontrol edin. Bu özellik bayağı fark ettiriyor. Sizde de sıkıntı olan bir şey varsa V-Sync'ten kaynaklı olabilir. Onu da ekledikten sonra hani oyunu biraz daha deneyimleme şansım oldu oynanabilir bir halde. O yüzden birkaç şey söylemek istiyorum. Oyun ya gerçekten çok ilginç bir yapısı var. Çok dinamik bir yapısı var. Çünkü başta siz avlıyorsunuz hayaletleri ama hayaletler de size saldırabiliyor. Yani saldıran taraf, savunan taraf gibi çok basit bir kombinasyonu yok. Gece yarısına kadar siz daha çok saldıran taraf gibisiniz ama hayaletler de iyi oynarlarsa sizi alt edebiliyorlar. Gece yarısından sonra da aynı şekilde. Siz iyi oynarsanız hayaletleri alt edebiliyorsunuz. Ama hayaletler iyi oynarsa onlar da sizi alt edebiliyor. Yani çok garip bir dengesi var oyunun. Tam çözemedim. Ama takım oyunu çok önemli arkadaşlar oyunda. En basitinden buradaki gadgetlere baktığımızda radar hani hayaletleri bulmamızı sağlarken vakum olmadan da hayalet öldürmeniz bir işe yaramıyor. Buradaki diğer aletlere çok bakmadım ama C4 mesela çok önemli. Çünkü şöyle bir durum oluyor ve herkes C4'ü kullanıyor. Gece yarısı olduktan sonra hayaletler güçleniyor ve avcılara saldırmaya başlıyor. Avcılar da ekipman değiştirebildikleri o aletin yanına gidiyorlar. Workshop muydu, öyle bir şeydi. O aletin yanına gidiyorlar ve C4 alıp etraflarına C4 koymaya başlıyorlar. Siz onlara saldırınca patlayıcı bir anda patlıyor ve ölüyorsunuz. Yani çok ilginç bir mekanik. Normalde hani gece yarısından sonra siz güçlüsünüz, dümdüz saldırabilirsiniz gibi hissetmenize rağmen patlayıcıyla bir anda işler değişebiliyor. Yani dediğim gibi çok farklı bir dinamik dengesi var oyunun. Aynı şey bu arada hayaletler için de geçerli. Hayaletler yani gece yarısından önce hiç güçsüz sayılmazlar. Birkaç hayalet bir araya gelip bir avcıyı çok kolay bir şekilde öldürebiliyor bence. Avcı hani çok iyi değilse, ben oynarken çok iyi değildim ve hayaletler beni gayet madara etti. Ya oyun tahmin ettiğimden çok daha fazla takım çalışmasına dayalı. O yüzden bu konsept ilginizi çekiyorsa ve 4 arkadaş bulabiliyorsanız bence bir girmeye çalışın oyuna. Çünkü ben hep böyle oyunlarda şeyi düşünürüm. Eğer mesela 4 kişi
gerçekten bu oyunda iyi olmak isterse nasıl bir deneyim çıkar karşılarına. Ve mesela bir haritayı öğrendiniz 4 kişi. Hayalet özelliklerine, avcı özelliklerine falan ekipmanlarına hakimsiniz. Çok eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Bayağı böyle oynadığınız her maçı kazanırsınız falan gibi bir duruma gelebilirsiniz bence. O da heyecan verici gerçekten. Bir arkadaşlarınız varsa hafiften bir çıtlatın bakalım. İlgilerini çekiyorsa bir girip bakın. Oyun zaten bedava. Çok da uzatmadan ben gelecekten ayrılıyorum arkadaşlar. Videoyu zaten kapatmıştım, o kapanışı oraya sayarsınız. Görüşmek üzere.